gelişmiş ve müreffeh bir Türkiye'nin tacı ve tahtı huzur ve güvenliktir değerli kardeşler. Bu konuda asla tavize ve zafiyete de tahammülümüz yoktur, olmayacaktır. Türkiye dünyanın en stratejik topraklarına sahiptir. Etrafımız korunan bir haleyle çevrilmiş durumdadır. Sınırlarımızın ötesi kan ve barutla kavrulurken şer mihraklar ülkemizde de kaos oluşturmak istemektedirler. Ülkemizin huzur ve güvenliğine hiç kimse çirkin ellerini uzatamaz. Kamu düzenini temin etmeye yönelik olarak gerekli bütün tedbirleri aldık ve bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Türkiye'de yaşanan her bir ferdin hakları, güvenliği ve huzuru refahından daha önemlidir. Evet, elbette refah önemlidir ama bu milletin huzuru, kamu düzeni de bir o kadar önemlidir. Bu nasıl bir vahşettir ki değerli kardeşlerim, kurban eti dağıtmak için sokağa çıkan körpecik bir genç insanı katlediyorlar. Ambulansları yakıyorlar, Kızılay'dan kan toplayan araçları yakıyorlar, kamu mallarını talan ediyorlar, insanlarımızın ekmek kapılarını yakıp yıkıyorlar, alın terlerini, el emeği, göz nuru mülklerine saldırıyorlar ve talan ediyorlar. Bu vahşete göz yummamızı kimse beklemesin değerli kardeşlerim. Bunları yapanlar yargı karşısında mutlaka hesabını vereceklerdir. Bundan da emin olunuz değerli kardeşlerim. Böyle vandallıkların bir daha ortaya çıkmaması için de ne gerekiyorsa yapacağız. Bizi polis devletine yönelmekle suçluyorlar değerli kardeşlerim. Bunları söyleyenler ya çok cahiller ya da bunu art niyetli olarak söylüyorlar. Asıl hukuk düzeni tesis edilmez ise hukuk devleti yara alır. Hukuk devletini biz hakim kılmaya çalışıyoruz değerli kardeşlerim. Hiçbir gerekçe ve sebep ülkemizin demokratik standartlarından ödün vermemize neden olamaz. İnsan hakları ve kişilik hakları bizim için her şeyden kutsaldır ve önemlidir. Biz tam da bu nedenle insan hakları ve kişilik haklarını güvence altına almak için hukuki düzenlemelere yöneliyoruz. Hukuk hepimizin sığınacağı yegane kapı olmalıdır. Hukuk kapısından başka kapıları arayanları değerli kardeşlerim Türkiye çok gördü. Artık bir daha hukuk ve meşruiyet dışı hiçbir yol hiç kimse için çıkış kapısı olarak görülmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukuk devletidir ama hukuk herkesi bağlayacaktır. Arkadaşlar lütfen ses. Hukuken imkan verilmeyen hiçbir davranış hiç kimse için hoş görülmesi gereken bir davranış olarak kabul edilmeyecektir. Güneydoğu'da bir partimiz yani HDP yeni bir vesayet anlayışı oluşturmaya çalışıyor. Vatandaşı orada bulunan bir takım gruplar, gençler tehdit ediyorlar. İş adamlarını tehdit ediyorlar. İşte gördünüz yaptılar, yıktılar. Biz bu vesayet, yeni bir vesayet anlayışına izin vermeyeceğiz. Kendileri vesayetten şikayet ettiler. Ama bugün onlar halk üzerinde vesayet oluşturmaya çalışıyorlar. Halk üzerinde oluşturmak istedikleri vesayete kesinlikle izin vermeyeceğiz ve verilmeyecektir de.